Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nazar boncuklu bu çantalarımızı çalışacağız. Şöyle ahşap kulplu, bunları da takacağız buraya. Şunları şöyle koyalım öncelikle. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem penye iplerimizle yapacağız. Penye iplerimizden koyu mavi, yani lacivert gibi, sonra açık mavi, beyaz, bir de zemin rengimiz var şu renkten. Bunlar için birer bobin yeterli olacak sizler için. Hatta birer tane aldığınız zaman birkaç tane çıkartabilirsiniz. Tığımız 6 numara olacak. 6 numara olmasının sebebi penye ip 7-8 olduğu zaman bu aralarımız biraz delik delik durur. Hoş durmayacağı için 6 numara tığ kullanacağız. Ben böyle hazırladım size. Bu şekilde ve bu şekilde. Diğer tarafını çalışacağız sizlerle. Aslında çok bir zorluğu yok bu çantamızın. Tamamen el beceri ve sayıyla gitmiyoruz. Çünkü kimi penye iplerimiz kalın, kimi ince çıkabiliyor. Benim verdiğim sayı size tutmaz. Sizinkisi kalın olabilir ipleriniz. Ben söylediğim şekilde yaparsanız bu sefer hoş durmaz, kiloş olur. Şimdi size püf noktalarından bahsedeceğim en çok bu çantamızın. Şimdi başlangıç olarak bu koyu renk ipimizle diğer videolarımda da var. Sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halka ile başladıktan sonra içine 6 tane sık iğne yapacağız. İçine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer tarafa ilk başlangıç yerimizi birleştireceğiz. Sonra tekrar sık iğne ile her 6 tane sık iğne yapmıştık ya, onun her bir arasındaki, yani şu boşluklara, bu. Yani bu sepet örer gibi değil, içine değil. Hemen şunlara 6 tane ilmeğimizin her bir zincirinin üstüne, şunun üstüne 2 tane yapacağız. Şu ikinci sırasında her bir deliğe ikişer tane batacağız. Sonra ikinci sırayı bitirdikten sonra tekrar bağlayacağız. Üçüncü sıraya geldiğimiz zaman bu tam çantamızın orta kısmı. Üçüncü sıraya geldiğimiz zaman yine tekrar buralara, şunlara, şu görmüş olduğunuz şu zincirlerin, yani şunlara batacağız sık iğnelerimizi. Bunlara bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak bu şekilde üçüncü sıramızı tamamlayacağız. Ha, baktınız ki biraz geriyor ilmeklerimiz. Arada iki tane çift de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bunu zaten bu çantamızın en büyük özelliği yaparken kimisi diyor ki benimki çok kiloş oldu. Kimisi diyor çok büküldü. Sürekli böyle düzelterek yapıp nerede ilmek artırmamız gerekiyorsa orada yapacağız. Yani böyle dümdüz durması için şu şekilde. Şimdi üçüncü sırayı bu şekilde yapacağız. Şimdi dördüncü sırayı birlikte çalışacağız arkadaşlar. Bu elimde hazır olduğu için, böyle zaten basit olduğu için de size anlattım. Sihirli halkayla 6 tane sık iğne, daha sonra her bir ilmeğin içine ikişer tane sık iğne, sonra üçüncü sırada bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak sık iğnemizi tamamlayacağız. Sonra açık rengimize geldik. Şimdi önemli olan, zaten bir de bu çantamızda birleştirme yerlerini göstermeyeceğiz. Yani birleşme yerleri belli olmaması lazım, yuvarlak bir şekilde durması için. O yüzden bu ilmek, bu zincir, yani bu ipliğimiz burada kaldı. Şimdi herhangi bir yerinden başlayacağım. Buraya denk gelmesin, her ip aynı yerde kalmasın diye. Çünkü kaba bir şey oluşturur. İlmeğimizi herhangi bir yerinden, buradan böyle batıyorum ve buradan ilmeğimizi çıkarttım. Sonra bu ilmeğimizi aldım. Şimdi bu dördüncü sıradayız. Yani açık renkimize geçtik. Şimdi burada her bir zincirin içine, yani şu ilmeklerimizin ortasına
sık iğnemizi yapacağız. Şimdi 3 tane yaptım. Burada bir tane artırma yapacağım. Bakın. Böyle örerken ilmeğimiz hangi yerde artırdığımız belli olmayacak. Yani şu artırdığın yer şurası var ya, bunun üstüne sakın denk getirmeyin diğer artırmayı. Boşluklara denk getirin ki aynı yerden artırma olmasın. Şimdi bakın yapıyorum, düz gidiyor. Örgüm düz gidiyor. Bakın. Şimdi bu örgüm bu arkaya doğru biraz esneme oldu, bakın çekiyor. Arkaya doğru çektiği zaman burada artırma istiyor demektir. Hemen burada bir artırma daha yapıyorum. Şu şekilde. Sayılarla gitmeyeceğiz. Gereken yerde artıracağız arkadaşlar. Püf noktasının en çok şeyi bu. Bu çantada gerektiği yerde artırma yapacağız. Şimdi bu ip yerime geldim. Şimdi bu birleştirdiğim yer vardı. Buna battıktan sonra şuna batmayacağız arkadaşlar. Buraya batarsanız hem ilmeğimiz aşağıda kalır, şunlardan aynı hizada olmaz, hem de burada bir delik oluşur. Şuraya battıktan sonra bu ipi de içinden geçireceğim, yürüteceğim. Hemen şuraya batıyorum. Şu şekilde. Bakın arkaya doğru ilmek çekti. Burada artırma istediği için aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde. Bunlar şimdi öbür sırada çok belli olmayacak. Rahat rahat örebileceksiniz. Bakın burada bir germe oldu. Tekrar artırma yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Düz bir şekilde gidiyorsa doğru yerdesiniz. Ama şöyle yap, yani artırmayıp böyle gidiyorsa demek ki artışlarınız az geldi demektir hanımlar. İlmeğimi de şey ipimi de içeriden geçirerek bu şekilde dördüncü sırayı gidiyorum. Gerektiği yerde artırıyorum. Bakın burada ipimizde bir düğüm çıktı arkadaşlar. Bu düğümleri sakın örmeyin. Çünkü pen iplerde genelde çıkıyor bu düğümler. Burada şimdi yapacağımız işlem, bu düğümü buradan kesip bu düğümü çıkarttık. İpimizi böyle ekleyeceğiz. Her zaman bittiği zaman da dahil. Bu ipimiz burada duruyor arkadaşlar. Tekrar bunu şu kadarcık tutup şöyle şu şekilde buradan ilmeğimizi normal örer gibi çıkartıyoruz. Ve ikisi içeride kalacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Hem düğümümüz kaybolmuş oldu, hem de iplerimiz gözükmeden normal örgümüze devam ettik. Bakın burada yine arkaya doğru şu ilmek şöyle arkaya doğru geliyorsa eğer, demek ki gerdi demektir. Ve burada bir ilmek istiyor. Hemen burada bir artışımızı daha yapıyoruz. Aynı yere bir kere daha sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi iplerimizi kaybederek sık iğneye örmeye devam ediyoruz. Sürekli bu şekilde düzeltin ki örerken nerede ne artırma yapılması gerektiğini görebilirsiniz. Şimdi sona geldik. Hep şu sonlarda bir tane yaptığımız için bu sona bir tane daha batıp normalde sıra bittikten sonra eklemi bu şekilde olur değil mi arkadaşlar? Buraya kilitleriz. Ama bu çantamızda böyle yapmayacağız. Çünkü dediğim gibi birleştirme yeri görünmemesi için direkt sık iğnemi örmeye devam edeceğim. Yani birleştirme yerini kaybedeceğim. Bakın burada bir tane daha artırma yapıyorum. Çünkü biraz daha geldi ve artırma istedi. Normal sık iğnemi örerek birleştirme yapmıyoruz. Direkt yuvarlak bir şekilde her ilmeğe örüyoruz. Bakın burada bir daha artıracağım. Bak şurada artırma var arkadaşlar. Bunun üstüne sakın denk getirmeyin. Ya bir kenarından ya öbür kenarından yapmaya getirin ki
Hep aynı yerden artış olup orası kare gibi durmasın. Çantanız yuvarlak şekil alması için. Bakın, bakın, bakın. Şimdi böyle düzeltip burada bir ilmek daha artırıyorum. Yani arkadaşlar, dediğim gibi gerektiği yerde aralıklarla ilmeklerinizi bu şekilde düz tutarak bu şekilde artışlarınızı yapacaksınız. Eğer ki sayıyla artırım yapmış olursak, dediğim gibi bu ipim benim mesela normal bir penye ip. Sizinkisi kalın olabilir. Benim verdiğim sayıda sizin ipiniz kalın olduğu için çok kiloş gibi durur bu sefer. O yüzden gidişatına göre çantanızın artma yerlerini kendiniz belirleyeceksiniz. Bakın şimdi bu ilmek geriye doğru gitti. Yani normalde şöyle durması gereken geriye doğru gitti. En son ilmeğin bakın. Şimdi burada artış istiyor demektir ve burada artmamı yapıyorum ve normal ilmek düz duruyor arkadaşlar. En çok püf noktası burası. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bakın yine tekrar artırma istediği için bir daha artırıyorum burada. Gördüğünüz gibi çantamızın 5. sırasını yapmış olduk. Şimdi bu son da burada da bakın yine artırma istiyor. Bir boşluk oldu. Burada da bir artırma yapıyorum ve sonra birleştirme yapmadan dediğim gibi direkt yine örmeye devam ediyorsunuz. Bu maviden 3 sıra olduğu zaman birleştirme yeri, yani maviyi kapatacağımız yeri şimdi tekrar göstereceğim size. Diyeceksiniz ki burada kapatma yeri yok. Hani ekleme yeri yapmadık. Bittiğinde nasıl yapacağız? Şimdi orayı göstereceğim sizlere zaten. Burada da artışımı yapıyorum. Pen ip örmek biliyorsunuz hanımlar biraz zor. Bilekleriniz biraz daha güç isteyen bir ip. Normal iplere benzemiyor. Bakın. Düzelterek ve böyle bu şekilde düzelterek giderseniz inanın çok güzel olacak çantanız. Bazı arkadaşlardan mesaj alıyorum Instagram sayfam Handan örgülerinde. Biz yaptığımız zaman ya dar oluyor ya da kiloş gibi duruyor. Bir türlü sizin gibi düz yapamıyoruz diyorlar. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sizlere de bunu göstermek istedim. Ara ara gerektiği yerde zaten o örerken aslında kendini gösteriyor nerede artması gerektiğini. Ha, arada bakın bu çantam ipinden dolayı böyle de durabiliyor. Şöyle şu şekilde. Fakat bunu diktiğiniz zaman zaten bombili şekilde yuvarlak diktiğimiz zaman buraları düzelecek. Buralara takmayın en son sıradaki olan yerimize. Burada da bir artma yapayım. Şimdi şu bitiş yerine geleceğim. 3 sıra. Bakın burası 2 sıra. 3 sıra bittikten sonra bu ipimizi kıracağız. Burada da bir artış yapalım.
Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Yani 1, 2, 3. Bak burası 1, 2 hala. Burayı da yapıyorum. Şurası tam, bakın şurasını, burada eksiklik olduğu için, 3 sıra tamamlanmadığı için buraya da yapıyorum. Yani tam 3 sırayı, her bir noktasının 3 sırasını denkleştirdim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. sıra bitti ve şu ilmeğimize zaten orasında, bakın şöyle tuttuğunuz zaman şurada gözükecek o ilmeğimiz. Bu ilmeğimize takıp direkt bunu içinden geçirip bu ilmeğimize bir zincir atıp bu ipimizi kıracağız. Görmüş olduğunuz gibi ekleme yeri belli olmadan arkadaşlar mavi ipimizi de bitirdik. Nazar boncuğu çantamızın ortasının mavisini de bitirmiş olduk. Ve bu ipimizi şuradan keseceğim. Ve bu bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar beyaz ipe geçeceğiz. Beyaz ipe geçerken ilk başta nasıl bunun olduğu yerden başlamadığımız için, hani iki ip üst üste gelip kalın durmaması için şuralardan başlayacağım bu sefer de. Hep belli olmasın aynı yerden başlanılan yer. O yüzden bakın pen ipim, bu beyazı biraz daha kalın çıktı arkadaşlar. Demek oluyor ki bunda biraz daha, hani bu ince ipin üstüne yaptığım zaman biraz daha artırmalarımı seyreltmek durumunda kalacağım. Çünkü ip kalın. O kendini zaten örüldüğü zaman dolgu durduğu için artırma gerekmeyecek. Bakın. Tabii ki artıracağım ama mavide yaptığım kadar değil. Bakın dümdüz gidiyor. Şu an artırma istemiyor. Bakın. Şimdi burada bir tane bir artırma yapalım. Şöyle. Şimdi normal şekilde yine gidiyoruz. Sık iğnemizi yaparak. Bakın düzeltiyorum, farkındaysanız sürekli düzeltiyorum ördüğüm el işlemlerimizi. Ben hırka yaptığım zaman modiflerimde de öyle. Sürekli düzeltiyorum ki nerede bir potluk, bir şeylik var mı, sürekli düzelterek o potluğu görebiliyorum. Şimdi yine alttaki yaptığımız gibi buraya geldik. Bu ipimiz buradaydı. Ve bunu son ilmeğini örüyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya batmıyorduk değil mi? Şuraya batmıyoruz. Bu ilmeğin şu kısmına delik olur ve aşağıda duracağı için. Bakın bir tane yapayım şimdi size. Ne oldu arkadaşlar? Çok çirkin bir görünümün oldu. Ve çantamız çok bariz belli olur orta yerinde. Buna yapmayacağız. Direkt şuna yaptığımız zaman ve buna bir tane daha fazla yaparsak o işlemimiz kapanacak. Üstüne gittiğimiz zaman zaten gözükmeyecek. Normal bu şekilde beyaz tarafını da gerektiği yerde artış yaparak, bu ipi de içinden geçirdim arkadaşlar. Ben ipleri hiç arkadan yürütmüyorum pen iplerde genellikle. Çünkü zaten iplerimiz kalın, bir de arkadan yürüttüğümüz zaman gerçekten çok kaba ve çirkin bir görünüm oluyor. Şimdi bunu da bu şekilde yapalım. Bakın biraz gerildi gibi. Şimdi burada bir artış daha yapalım. Yani ekleme yerimizi de gösterdim size arkadaşlar. En önemlisi de ekleme yerleri. Çünkü orada direkt eklerseniz gerçekten çirkin bir görünüm oluşuyor ve yuvarlak çantamızın görünümü bozuluyor. Şimdi bunun da ekleme yerine gelip burayı da gösterip
Bu şekilde 4 sırada beyazdan öreceksiniz arkadaşlar. Hep sık iğneden oluşuyor çantamız. Mümkün olduğunca anlayabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım sizlere daha faydalı anlatabiliyormuşumdur. Şimdi bakın geldim sona. Şurada bir artış daha yapalım. Son ilmeğimi yaptım. Ve isterseniz burada yapmamış olsaydınız şuraya bir tane daha ilk başladığınız yerin dibine, bakın ben de batayım. Bir tane ilmekten bir şey olmaz. Bakın batırdım. Ve burada ekleme yapmıyoruz. Direkt ilk başladığımız sık iğnenin üstüne direkt sık iğnemizi örerek, bakın burada arkaya doğru nasıl çekti. Bir ilmek artırıp, çünkü orası ekleme yeri olduğu için bitiş yeri. Bu şekilde 4 sıra yapıyoruz. 4 sıra yaptıktan sonra bitiş noktasına gelelim arkadaşlar. Ben de 4. sırayı tamamlayınca tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biraz daha büyüttüm. 3. sıradayım. Bir sıra daha geldikten sonra burası, yani şurası, bakın şuraya direkt alttan içinden geçirerek bağlayacağım. Bir sıra daha ördükten sonra. Şimdi bu şekilde giderken ben şu çantada göstereceğim. Şimdi size hazırlamıştım daha önce. Bunun ortasını ben 4 sıra yaptım arkadaşlar. Yuvarlak çantamız biraz daha. O zaten sıralar sizin için. Sizi elinizde olan bir şey. 3 sıra 4 sıra aralarını hangi renkte kaç sıra yapacaksınız, o size kalmış bir şey. Çantanızın büyüklüğüne göre yapıyorsunuz. Bakın burada da sona geldim ve ilmeksiz bir şekilde içinden kaydırarak mavide yaptığımız gibi ipi buraya sabitledim. Şimdi diğer ipimize geçeceğim. Son kullanacağımız ipi, yine buradan başlamıyorum, bu ipin burasından, şuralardan bir yerden başlamak istiyorum. Ekrana sığsın diye arkadaşlar şu şekilde katlamam gerekti. Şöyle içinden yine ipimizi geçirerek bu şekilde çantamızın zemin kısmını da yapıyoruz. Bu 3 sıra 4 sıra, bu da dediğim gibi sizin isteğinize kalmış bir şey. Çantanızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız ona göre sıralarınızı belirteceksiniz. Aynı şekilde yine artmalarımızı gerektiği yerde yaparak arkadaşlar şurada bir artırma yapacağım. Bakın bu beyaz ipim biraz daha kalındı ve dolgu daha şeyli durdu ve bu ip biraz daha ince çıktığı için ilmekler yetişmiyor neredeyse. Onun için biraz daha sık artırdım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu dediğim gibi bu renkten de 3 sıra 4 sıra yapalım. Sonra dikiş kısmını göstereceğim size ve de son sırasını. Son sırasında hangi işlemi yapacağımızı ve dikim aşamasını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bunu tamamlayalım 4 sıraya. Bakın şu şekilde. Yine burada
Tekrar göstereyim. Buna yapıyoruz. Fakat şunun içine, bu şuraya, yani şuraya ilmek yapmıyoruz. Bunu yaptıktan sonra direkt buraya geçip buraya iki tane yapıyoruz ki oradaki boşluğu kapatalım diye. Şimdi bundan 4 sıra 3 sıra ördükten sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdi son sıramızı da yaptık arkadaşlar. Ben 3 sıra yaptım bu çantamızı. Siz 4 sıra da yapabilirsiniz. Şimdi ekleme yerine geldim. Tam şurası, yani 1 2 3, burası da 1 2 3. Tam şu ortası ekleme yerim olduğu için bunu şimdi buradan takıp içeriden geçiriyoruz arkadaşlar. Burada bir zincir çekip kırıyorduk ipi. Şimdi kırmayacağız. Bu son sıramızı dikiş ve ağız kısmının sert durması için, dikişte de güzel olması için bu şekilde arkadan ilmeği alıp içinden geçiriyoruz. Son sıramızı bu şekilde yapacağız. Arkadan alıp içinden geçireceğiz. Şöyle içinden bu şekilde geçireceğiz. Yani şu şekil alacak. Şuraya gelene kadar dolanacağız. Şimdi biraz yapalım birlikte arkadaşlar. İlmeğimizi aldık ve içinden geçirdik örmeden. Bunu biraz sık yapmayın arkadaşlar. Birazcık daha serbest bırakın ki çantamızın son kısmı büzüşmesin diye. Bu şekilde son sıramızı sona kadar tamamlayacağız. Her bir ilmeğin içinden tığımızı alıp geçiriyoruz ve sonra diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Evet, sona kadar örelim arkadaşlar. Yani bu diktikten sonra ağız kısmı açık kalacağı için arkadaşlar şu şekilde olsa çok cılız olurdu ağız kısmı. Ama bu şekilde hem görünüm açısından hem de sert durması açısından daha hoş duracak. Sonra dikiş işlemine geçeceğiz. Bu sırayı bu şekilde sona kadar tamamlayalım. Sonuncu sırayı da göstereceğim nasıl buranın bitişini. Böyle bu şekilde örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başladığım yere geldim. Döndüm ve geldim şuraya ve burada ilk başladığım yer şurasıydı. Bu işleme ilk başladığım yer burası olduğu için bunun tam ortasından, şu ilmeğin tam ortasından geçiriyoruz tığımızı bu şekilde. Bunu çekip ve son ilmeğimizi atıp burada bir zincir çekip ipliğimizi kesiyoruz. Biraz uzun keselim arkadaşlar. Dikeceğimiz için çantamızı dikişte kullanalım. Ayrı ayrı dikiş ipi kullanmayalım diye. Biraz uzun kesiyorum şuradan. Ve buradan kestim. Bu ilmeğimizi buradan çıkartıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çantamızın bir tarafı da hazır. Ben diğer tarafını zaten örmüştüm sizler için. Şimdi yapacağımız işlem şu şekilde. Bu çantamızı aldık arkadaşlar. Bunda da yine aynı şekilde dikiş için ip ayırmıştım burada. Burası düz kısmı çantamızın. Diğer tarafını alıyorum. Şu şekilde ters kapatıyorum. İçinde, yani düz kısımları içe gelecek şekilde şu şekilde koyduk. Şimdi ipimizin bir tarafı
kestiğim yani alttakinin bitiş tarafı burada kaldı. Diğerinin üsttekinin bitiş tarafını şurada kalacak şekilde çantamızı yerleştirdim. Düz taraflar içeride kalacak. Yani şurası ağız kısmı olacak. Şu ipleri de böyle denk getirdim ki arkadaşlar, bunu buradan dikerek gideceğim, bunu buradan dikerek gideceğim ki bu birleştirme yerlerinde iplerimiz bir dikiş yeri kalmasın diye, direkt aşağılarda kalsın diye. Şimdi burası ağız kısmımız. Burayı nasıl ayarlayacağız? Şimdi şu şekilde yapıp şöyle döndürebiliyorsunuz. Dönderdikçe de ilmeklerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde döndürüp 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şu ilmeğin şu ipin olduğu yerden itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Yani şurası kapağımız. Eğer ki bu çok açık derseniz bunu biraz daha şöyle döndürdüğünüz zaman 32 falan olacak bu sefer ilmeğiniz. Şuradan bakın şöyle aynı seviyeye gelerek şu şekilde yapıp önce bu taraftan dikeceğimiz için arkadaşlar şurasını iki tarafını bir kancalı iğnemizle yani şöyle bir ayraçla önce şurasını kaybolmaması için bu ayarladığımız yer burayla burayı ben çatal iğnemle plastik çatal iğnemle burayı bağladım. Şimdi arkadaşlar burası ağız kısmımız olacak çantamızın ve buradan da dikim işlemine başlayacağız. Plastik iğnemle yün iğnesi diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Çok kolay ve pratik bir iğne. Dikerken de hiç zorlanmayacaksınız. Şimdi arkadaşlar burasını dikerken şöyle yapayım görmeniz için. Şimdi bu ip buradaydı. Burası şunun altından geçerek önce bu yerimizi bakın buradan geçirdim ip iğnemizi. Ve bunun tam karşı hizasına gelecek şurasını değil şu iki ilmeği değil yani şu ilmek dışarıda kalacak. Biz şu arkadaki ilmekleri yani şunları dikeceğiz. Bunu geçirip şu iki tane olan arka taraftaki ipe ilmeğin içinden geçirdim. Ve bu çantamın başlangıç yerini dikim için sabitledim. Aynı yerden tekrar geçip orayı tamamen çantamızın ağız kısmını pekiştirdim. Şimdi arkadaşlar alt kısmının yani şu en son işlem yapmıştık. Şurada iki ilmek var. Şurada bakın görmüş olduğunuz gibi iki ilmek de bu tarafında var. Bu iki ilmeğin iç kısmında olanlara yani şunlara ellemeyeceğiz. Onlar çantamızın şu şekilde bakın dikilmiş olarak burada var. Bu şekilde çizgi olarak hem üstte hem altta bu yerler kalacak. Şimdi her bir ilmeğin hiçbir ilmek atlamadan bu iki ilmeği alıyoruz. Bizden taraftaki ve bunun üst taraftaki iki ilmeği alıyoruz. Yani iç taraftaki. Öbürler, diğerler iç tarafta kalacak. Göstermiş olduğum gibi kalması için. Normal oradan oraya bu ilmekten şu ilmekten diğer ilmeğe geçerek dikiyorum. Burayı anlamışsınızdır umarım arkadaşlar. İçerideki ilmeklere şu iki ilmeği ellemiyoruz. Sadece şu ilmeklerden alacağız. Bunun da içeridekini ellemiyoruz. Sadece şu dıştaki ilmeği alacağız. Bir buradan alıyorum. Bir buradan. Her bir ilmeğe sıkı bir şekilde dikerek bir buradan bir buradan
Birazdan çevirdiğimiz zaman çantayı şu öbür gösterdiğim çantada olduğu gibi ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şu iki ilmekten diğer ilmeğin içine alıyoruz. Bunu ve şunu. Bu şekilde ipiniz bitene kadar ya da orta kısma gelene kadar bu iple dikin arkadaşlar. Sonra orta yere geldiğiniz zaman direkt bu tarafa gitmeyin. Çünkü bu iple şu öbür taraftaki kalan iple de aşağı tarafa gideceğiz. Bazen ilmeklerimiz, ipimiz kalın olabilir. Bu ilmek, bakın şurası denk gelmedi mesela. Şunu yaparsam şöyle duracak. Bir tane atlayabilirsiniz. Buradan o boşluğu kapatarak bu ilmeği alıp hiç sorun yok. Arada bir tane atlayabilirsiniz ilmeklerin denk gelmesi için. Bunu aldık. Karşıdan dikerek şimdi bu ipimi ben burada bırakacağım arkadaşlar. Neden derseniz yuvarlak çanta olduğu için kaymalar olabiliyor. Bunu burada bırakıyorum. Bu tarafını diktim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çantamı çevirip diğer taraftan da dikmeye başlayacağım aşağıya doğru. Şimdi burayı sabitlemiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi bu sabitlediğimiz bu ön taraftaki iki ilmekten içeridekiler duruyor. Bu iki ilmekle şu ipimizin olduğu yeri kere sabitledik. Sıkı bir şekilde. Ve çatal iğnemizi artık buradan alalım. Gerek kalmıyor ona. Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar. Şu iki ilmek içeride kalacak. Şu arkadakileri biz dikeceğiz. Bunun da buradakileri dikeceğiz. İçeride iki ilmeğimiz yani şu çift ilmekler kalacak. Bunu buradan iki tanesini aldım. Bunun da tam karşılığındakini aldım. Bakın içeridekiler duruyor arkadaşlar. En son yaptığımız işlemin avantajı burada bu. Bir buradan bir karşı taraftan normal dikerek çantamızın dikim işlemini de böylelikle yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, diğer ipimle de geldim. Şimdi aynı yerde bitirdim. Ve çantam çok güzel denk geldi. Bu şekilde tersten dikiyoruz ve bu iplerimizin ikisini bağlayıp güzel bir şekilde, sıkı bir şekilde bağlayıp bu iplerimizi kesip güzel bir şekilde bu ipleri yürüteceğiz kaybolması için. Bunları ben daha sonra yapacağım ve sonra pardon, çantamızı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi buradan tutup çantamızı çevireceğiz. Şu şekilde. Şimdi ekranda biraz zor olacak. Ekranımız dar olduğu için ben onu bir çeviriyorum arkadaşlar. Siz de tersini için düz tarafını çevirin. Bakın şimdi.
çevirdim. Pen yip olduğu için biraz şey oluyor. Şöyle elinizle düzelterek kalıp gibi oluyor arkadaşlar sonra. Başka bir işlem yok. Diğer tarafını da düzleyip görmüş olduğunuz gibi çantamızı diktik. Bakın o diktiğimiz iç kısımdaki yerler diktik ve bunlar dışarıda kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve çantamızda güzel bir görünüm oldu. Evet. Şöyle üstüne hafif bastırdığınız zaman düzelterek çantamız hazır durumda. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kuplarımızı da tam ağız kısmını isterseniz buraya çıt da yapabilirsiniz. İçeriden şöyle çıtla kapatabilirsiniz ama pen ip olduğu için zaten ağır bir ip. Bunun kapanacağından şüpheniz olmasın. Şimdi ağız kısmını tam ortalayıp yani şurasını tam ortalayacağız arkadaşlar. Yani şu kulpumuzu beyaz tarafa geçmeyecek şekilde, bakın benim kulpum böyle olduğu için buna tırtırlı olduğu için ayarlama yapabiliyorum. 1, 2, 3, 4 tane kafesi var mesela, şunlarda çizgileri var. Tam orta yerine getiriyorum arkadaşlar şu şekilde. 2 tane ilmek buradan atıyorum, 2 ilmek buradan atıyorum, 2 ilmek de yan taraftan atıp, yani içeriden şimdi ilmeğimizi geçiriyoruz gözükmemesi için, güzel kaybederek 2 ilmek buradan atıyorum, şuradan şöyle 2 ilmek buradan atacağız arkadaşlar. 2 ilmek de buradan attığınız zaman çantanın bir tarafı, kulpumuzun bir tarafı tamamlanmış oluyor. Diğer tarafını da aynı şekilde beyaz yerine geçmeyecek şekilde şu şekilde, ya da böyle de isteyebilirsiniz. Nereden dikmek isterseniz kuplarımızı, kuplarınız düz de olabilir hanımlar. Yani elinizde hangi kulplar varsa onları değerlendirebilirsiniz. Yuvarlak olması kafi. Buradan 1, 2, 3 yerinden tutturup çantamızın kulpları da hazırlanmış olacak. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Anlatabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. YouTube kanalıma abone olursanız, olmayanlar için söylüyorum, çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi günler.